ve kaktüs severler, bu videomda Echeveria purpurum succulentii ile birlikteyiz. Echeveria'nın tümü roze şeklindedir, gördüğünüz gibi. Hepsi, tüm Echeveria türleri aslında roze şeklinde. Purpurum da aynı şekilde roze şeklinde. Diğer Echeveria'lardan farkıysa biraz daha yaprakları sıkı. Bakın şunda daha net, büyük olduğu için daha net görebilirsiniz. Yaprak araları inanılmaz derecede sıkı. Güneşle beraber bu şekilde renklendiriliyor. Bu birazcık güneş yanığı oldu. Bunu bilerek getirmek istedim. Güneş de bu şekilde yandı. Bunlar yazdan kalmalar. Yavaş yavaş büyüyor. Bakın burada da yavru oluşturmuş minik bir tane. Çok fazla direkt güneşi aldığı için böyle oldu. Aslında güneşi çok sever ama direkt anında bir güneşe denk geldi. Yani hiç güneş banyosu yaptırmadan koyduğumuz için oldu. Ben birazcık çürüyenler vardı. Onları aldım. Bakın kış boyunca nasıl açmış. Haziran ayı gibi almıştım. Kendi kendine büyür dedim. Bakın küçük küçük yavrular oluşturmuş. Echeveria'larda mutlaka şu altta kuruyan dalları alın. Bunlar belli bir müddet sonrasında mantar oluşturabiliyor, haşere oluşturabiliyor. Onun için bunda çok iyi yapabileceğiniz şey alttaki kurumuş yaprakları almak. Çok sık olduğu için hava almadığından dolayı böyle oluşuyor. Echeveria türlerine göre biraz daha yavaş büyüyor. Şekli, yaprakları, benekli ve desenli renkleri var. Çok yavaş geliştiği için yavruda üretmek çok zor. Size bir örnek göstermek istiyorum. Mesela bu Echeveria'nın farklı bir türü. Bakın aynı oranda koyduğumda 1,5-2 ay içerisinde bunlar oluşmuşken bunda sadece minik bir şekilde sadece minik bir kök vermiş. Ama bunda bakın görüyorsunuz büyüme hızını buradan net bir şekilde anlayabiliriz. Çok yavaş büyüyen bir tür. Yaprakları güneş ışığının miktarına göre değişiyor. Yeşil olabilir, pembemsi tonları olabilir. Daha doğrusu kırmızıya yakın pembe tonları olabiliyor. Tamamen aldığı güneşe göre olabiliyor. Direkt güneşi sevmiyor. Gördüğünüz gibi az önce de gösterdiğim şu yanık olduğu gibi direkt güneşe aldığınızda bu şekilde oluşabiliyor. Bu ışıklı ortamı seviyor. Kesinlikle güneş görmese de, direkt güneş almasa da büyüdüğü yer bol ışıklı ortam olmalı. Sulama şeklimiz yine aynı. Islat ve kurut tekniğiyle sulayacağız. Detayını ıslat ve kurut videomda izleyebilirsiniz. Çiçeklenme bahar ayında başlıyor. Tüm Echeveria'lar gibi böyle ortadan bir sap uzatıp o sapın ucundan büyümeye başlıyor çiçekleri. Çiçekleri sarı uçlu kırmızı renginde. Toprak seçimi ve saksı seçimi de tüm succulentlerdeki ve kaktüslerdeki olduğu gibi çok iyi geçirgen özellikli olan toprakları tercih ediyoruz. Ve mutlaka saksılarımızın altları delik olmalı. Benim mesela bu metal bir saksı, mutlaka altına deliyorum. Altı deliktir bütün saksılarımın olduğu gibi. Onun için iyi bir succulent yetiştirmek ve kaktüs yetiştirmek için altı delik saksı mutlaka çok çok önemli. Bunların da aynı şekilde altları deliktir. Altı delik saksı çok çok önemli. Toprağımızda özel kaktüs toprağı olduğunda succulentler zaten otomatik çok iyi bir şekilde büyüyor. Echeveria'nın bu cinsi mutlaka ilaçlanma istiyor. Tüm Echeveria'lar da biliyorsunuz haşerelere yatkın ama bu biraz daha diğer Echeveria'lara göre daha yatkın. Onun için ben 1,5 ayda bir, 2 ayda bir mutlaka ilaçlıyorum. Kullandığınız ilaç durumuna göre sizi yönlendireceklerdir zaten aldığınız yer. Birçok değişik renkleri de görebilirsiniz. Şu an bunlar elimde olan ve güneşle teması olup bu renkleri alan Echeveria'ları. Echeveria purpurum yetiştirenler, yorumlarınızı bekliyorum. Succulentli ve kaktüslü günler diliyorum.